Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan AYT 6 denememizin matematik sorularına bakalım beraber. İlk soruyla başlayalım. A ve B pozitif tam sayılarmış. B artı 4 tane sütun. A artı 4 tane de satır varmış. Yukarıdaki desende kare ve üçgen şeklindeki legolar belli bir kurala göre dizilmiştir. Desende toplam 24 tane kare şekli olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi şekle baktığımız zaman önce bir düzeni bir görmeye çalışalım. Ha bakın bir kare bir üçgen bir kare bir üçgen şeklinde gidiyor doğru mu? Kareyle başlıyor üçgenle bitiyor. İkinci satır üçgenle başlıyor kareyle bitiyor. O zaman bu ne manaya geliyor? Kareyle başlayıp üçgenle bitiyorsa eşit sayıda arkadaşlar kare ve üçgen var demek değil mi? Bakın mesela en basit şuradan görebilirsiniz. Kareyle başladı üçgenle bitti. E iki kare 2 de üçgen var doğru mu? Peki sütunda aynı durum geçerli mi? Evet kareyle başlıyor. Üçgenle bitiyor. O zaman sütunda da arkadaşlar aynı düzen geçerli. O zaman ne olacak arkadaşlar? 24 tane kare varsa 24 tane de üçgen var. Yani toplam kaç tane şekil var burada? 48 tane. Peki ben buradaki şekil sayısını direkt ne yapabilirim arkadaşlar? Satır çarpı sütun sayısından da hesaplayabilirim. Doğru mu? O zaman A artı 4 tane satır. Her birinde B artı 4 tane sütun. O zaman çarpınca bana kaç tane şekil verecek? 48 tane şekil. ve artık gerisi kolay. A ile B nasıl sayılar? Pozitif tam sayılar. Doğru mu? O zaman çarpımları 48 olacak şekilde pozitif tam sayıları düşünelim. Mesela 1'e 48. Ama bunlardan herhangi birine 1 dersem. Mesela A artı 4'e A ne olur? Eksi 3 olur. Doğru mu? E A B pozitif tam sayı. Ha, o zaman buradan ne anlıyorum? Demek ki A da B de arkadaşlar. Ne olmak zorunda? 4 ve üstü olmak zorunda. Yani şu çarpanlar daha doğrusu. A artı 4 ve B artı 4. 4'ün üstünde olmak zorunda. 4 çarpı 12 desek yine kurtarmıyor değil mi? 0 oluyor çünkü. O zaman mecburen 6'ya 8. Hangisi 6 hangisi 8 fark eder mi? Etmez çünkü toplamını soruyor değil mi? O zaman bu 6 olsun. Bu da 8 olsun. Demek ki A2 B4 toplamları 6. Aradığımız cevap D şıkkı. İkiye bakalım. Bir kırtasiyede fiyatları A, B, C, D, E ile olan 5 çeşit kalem satılmaktadır. Kalemlerin fiyatları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bunlar birer tam sayıymış. A 10'a eşit ve ondan büyükmüş ve diğerleri de A'dan büyükmüş ve toplamları da 283'müş. Bu verilere göre C en çok kaçtır diye sormuş bize. Şimdi ben neyi biliyorum? A B C D ve E'nin toplamı 283. Şimdi benden ne istiyor? C'nin en çok olmasını istiyor. O zaman bir kere C'den daha küçük olan A ve B'yi olabildiğince küçük alalım. O zaman A'ya 10 diyelim. B'ye de ne diyelim arkadaşlar? 11 diyelim. Doğru mu? En küçük bu değerleri verebiliriz. Tam sayı olarak. O zaman C artı D artı E toplamını bulduk. Neye eşitmiş? 10-11 daha 22. 283'ten 22'yi çıkartın. 261. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? C'nin en çok olması için C'yi, D'yi ve E'yi birbirine olabildiğince yakın almam lazım. Neden? Çünkü C'ye ne yaparsam yapayım. D ile E'den küçük olmak zorunda. Yani gidip de C'ye çok büyük değer veremem. Çünkü otomatikman D ile E'yi bir tık büyük alsam bile istediğim sonuca ulaşamayabilirim. Ama bunları eşit seçersem birbirine yani çok yakın seçersem daha doğrusu. Ne yapabilirim? C'yi olabildiğince büyük ayarlayabilirim. O zaman ne yapalım? Şu 261 önce bir 3'e bölelim mi? Sanki böyle birbirlerine eşit olsa. Değildi. Olsa ne olur diye. Hemen 261'i 3'e bölelim arkadaşlar. 8 kere 3, 24. Aa, tam bölünüyor. Şanslıyız. Kaç geldi? 87 mi? O zaman 3'ü birbirine eşit olsaydı 87 olurdu. Ama 3'ü birbirine eşit değil. C küçük olacak. D ortanca E de büyük olacak. O zaman ne yapıyorduk? Şöyle yapabiliriz değil mi? Eğer üçün eşit alamıyorsak bulduğunuz bu sonucu ortaya yazın. Değil mi? Bir fazlası E bir eksiğinde C yazarsanız yine toplamları kaç olur? 261 olur. O zaman C en fazla demek ki kaç olabiliyormuş? 86. Aradığımız cevap D şıkkı. 3'e bakalım. Aşağıda iki kutuda 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış özdeş altışar top var. Bu kutulardaki top alışverişi aşağıdaki hamlelere göre yapılıyor. Şimdi birinci hamle demiş. ikinci 5, 6 böyle gidiyor. Diyor ki her 6 hamle için periyodik olarak bu düzende A ile B kutuları arasında top alışverişi devam ettiriliyor. Buna göre 2001. hamle sonunda A kutusunda bulunan topların üzerindeki sayıları istiyor bizden toplamını. Şimdi bakalım hamlelere. Birinci hamlede ne yapılıyor? A'dan B'ye 3 ile bölündüğünde 1 kalanı veren toplar atılıyor. İkinci hamlede B'den A'ya 3 ile bölündüğünde 2 kalanı veren. Sonra üçüncü hamle A'dan B'ye 3'ün katı olan toplar atılıyor. Dördüncü hamlede B'den A'ya 3 ile bölündüğünde 1 kalanı veren toplar atılıyor. Ha ne yaptık? Birinci hamleyi ne yaptık? Dördüncü hamlede aynen tekrar ettik ama A'dan B'yeydi. B'den A'ya geldim. O zaman 5. hamlede herhalde 2. hamlenin tam tersi. Evet. 6. hamlede ne oluyor arkadaşlar? 3. hamlenin tam tersi. O zaman 6 hamlede bir ne yapıyor bu iş? Tekrara biniyor. Doğru mu? O zaman 2021'i ne yapacağım ben? 6'ya böleceğim. Her 6 hamlede bir ne yapıyor? Olay tekrara dönüyor. Yani olay bitiyor. Çünkü 3 ile bölündüğünde ya 1 kalanı ya 2 kalanı ya da tam bölünür. Doğru mu? E, bu işlemlerin hepsi yapıldığına göre A'dan B'ye B'den A'ya 6 hamlede bir ne olacak? Eski düzene geri dönülecek. Hemen 2021'i 6'ya bölelim bakalım ne oluyor? 6 kere 3 18. 2 22. 6 kere 3 18. 41. 41 de 6 kere 6. 36 geriye ne kaldı? 5. hamle mi? Ha, o zaman ne yapacağım şimdi? ilk 5 hamleyi uygulayacağım. Bunun sonucunda A kutusunda ne kalırsa onların toplamını yazacağım. E hadi yapalım artık burayı yazacağız. Yapacak bir şey yok. A'dan B'ye 3 ile bölündüğünde 1 kalanı veren toplar atılıyor. Yani 1 ile 4'ü e attık mı? İkinci hamlede ne yapıyoruz? B'den A'ya 3 ile bölündüğünde 2 kalanı veren toplar. Yani 2 ile 5'i buraya attık. Harika. Üçüncü hamlede A'dan B'ye 3'ün katı olanları yani 3 ile 6'yı attık. Sonra dördüncü hamlede ne yapıyoruz? B'den A'ya 3 ile bölünde 1 kalanını veren toplar atıyoruz. Yalnız dikkat edin 3 ile bölünde 1 kalanını veren ikişer tane top var değil mi? Bakın dörtler ve birler. Ha o zaman hemen yazalım. 4 4 1 1 doğru mu? O zaman bunlar gitti. 4 bir. tamam. Devam edelim arkadaşlar. Ee, şurada 5 yazıyordu değil mi? Hah, gözüm ona takıldı. 1 gibi gözüküyor. O 5'ti. Tamam. Ve son olarak artık 5. hamle. A'dan B'ye 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren toplar atıyorum. Yani şunları mı atıyorum? O zaman bunları attığım zaman zaten geriye A kutusunda bunlar mı kaldı? İşte bunların toplamını istiyor. 4 4 8 9 10. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. 4'e bakalım. 0'dan farklı xyz gerçel sayılar için Mutlak değer falan falan bir şeyler verilmiş. Bizden x, y, z'nin çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi mutlak x bölü y eksi 2 z'ye eşitmiş. O zaman bunu ben şöyle yazabilir miyim? Mutlak x bölü mutlak y eşittir eksi 2 z. Şimdi eksi 2 z ne demek? Demek ki arkadaşlar z negatif bir sayı. Nereden anladık? Çünkü z negatif olmalı ki eksi 2 ile çarpınca pozitif olsun. Mutlak x bölü mutlak y'ye eşit olabilsin. Çünkü mutlak x bölü mutlak y'nin ben garanti pozitif olduğunu biliyorum. O zaman artık biliyoruz ki z nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Süper. Devam edelim şimdi ikinciye. Mutlak y bölü mutlak z. Eşittir neymiş arkadaşlar? 3x. Ha, buradan da şunu anlıyorum. Şimdi mutlak z ifadesinin dışarı nasıl çıkacağını biliyorum. Neden? Çünkü z negatif. Dışarı çıkarken önüne ne alacak arkadaşlar? Eksi. Peki mutlak y pozitif. E pozitif eksiye bölersek sonuç eksi olacak. Demek ki 3x eksi bir sayı. E 3 eksi olmadığına göre x de ne olmak zorunda arkadaşlar? Negatif bir sayı olmak zorunda. Ve son olarak arkadaşlar şu arkadaşa bakalım. Mutlak z bölü mutlak x. 4 y'ye mi eşit? Şimdi ben biliyorum ki mutlak z ifadesi dışarı çıktığında önüne eksi alacak. Çünkü z negatif. Mutlak x de dışarı çıktığında önüne eksi alacak. Çünkü x negatif. O zaman eksiye eksiye bölersek artı. E 4 y'nin artı olması için demek ki y'nin de ne olması lazım? Pozitif. Artık x, y ve z'nin işaretini bildiğime göre soruyu daha rahat çözebilirim. Şunlarla bir işim kaldı mı? Kalmadım. Hadi bunları temizleyelim. Şimdi x bölü y. x neydi? Negatif. y neydi arkadaşlar? Pozitif. O zaman buranın cevabı negatif. Dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıkacak. Yani eksi x bölü y. Eksi 2z'den eksiler gitti mi? Buradan x eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 2 tane y, z. Bu cepte. Devam edelim. Y bölü z. Y pozitif. Z negatif. Dışarı çıkarken önünü eksi alacak. O zaman eksi y bölü z eşittir. 3 xten Doğru mu arkadaşlar? Buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi y eşittir. 3 x, z. Hadi yazalım. Eksi y eşittir. 3 x, Onu da şöyle altına yazdım. Ve son olarak şu arkadaş. Z negatif. X o da negatif. O zaman burası pozitif. Aynen çıkacak. Z bölü X eşittir. 4 Y'den. içler dışlar yaparsam Z'de ne gelecek? 4 X Y. Evet. Bunları taraf tarafa çarparsak soru biter değil mi? Çarpın taraf tarafa. Eksi X Y Z eşittir. Çarpın taraf tarafa. 3 kere 2 6. 6 kere 4 24. Dikkat edin. Her birinden ikişer tane var. X Y Z'nin karesi. O zaman bir tanesini sadeleştirirsek eksi 1 bölü 24 bize x, y, z çarpımını verecektir. Yani aradığımız cevap c şıkkı. 5'e bakalım. Yukarıda birinci şekilde bir ağacın boyu verilmektedir. Çıkan fırtına sonucu ağaç kırılarak ikinci şekildeki konuma geliyor. Ağacın içindeki kuş yuvası ise yere düşüyor. Kuş yuvası A ve B noktaları arasında bir yere düştüğüne göre Yuvanın A noktasını olan uzaklı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş bize. Şimdi ağacın uzunluğu 32 metre. 7 metreden kırılmış demek ki burası arkadaşlar kaç metre? 25. E bu üçgeni biz biliyoruz değil mi? 7, 24, 25 üçgen. O zaman bizim AB ne olmak zorunda? 24 birim olmak zorunda. Peki 24 dediğimiz şey nedir? Kök 576 değil mi? 24'ün karesi 576. o zaman ben biliyorum ki kuş yuvası arkadaşlar A noktasına olan uzaklığı kök 576'dan ne olmalı? Küçük olmalı değil mi? Ha, şıklara bakarsanız şu 10'u içeri attığım zaman burası ne oluyor? Kök 600 mü oluyor? E AB arası kök 576 iken o AB'nin arasında olan kuşun kuş yuvasının daha doğrusu A noktasına olan uzaklığı kök 600 yani 10 kök 6 olamaz. Aradığımız cevap E şıkkı. 6'ya bakalım. 0'dan farklı a1, a2, nokta nokta an sayılar için aritmetik ortalama ve geometrik ortalama formülleri bize hatırlatılmış. Ayrıca geometrik ortalamanın da aritmetik ortalamadan küçük eşit olduğu söylenmiş. Ortalamaya giren sayılar arkadaşlar eğer birbirine eşitse geometrik ortalama aritmetik ortalamaya eşit olur. Eğer ortalamaya giren sayılar birbirinden farklıysa da her zaman geometrik ortalama aritmetik ortalamadan küçük çıkar. X bir pozitif gerçek sayı olmak üzere demiş ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Ha şuradaki kısım bize bir hatırlatma arkadaşlar. Sorumuz şu esasını. E şimdi ne yapalım? Yukarıdaki verilen bilgilerle bu soruyu birleştirelim. Nasıl birleştirebiliriz? E, geometrik ortalama, aritmetik ortalamadan küçük eşit diyor ya. Orada bir eşitsizlik var. O zaman o eşitsizliği kullanarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Sanki en küçük değeri, en büyük değeri bulabiliriz. Doğru mu? O zaman hemen bakalım. Ne diyor arkadaşlar? 2 bölü x artı x bölü 4 artı 1 bölü 4. E şimdi ben bunların ayrı ayrı elemanlarmış gibi düşünsem. 2 bölü x çarpı x bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Yani bu üçünün geometrik ortalamasını almak için. Ha yani bir de küp kök yazarsam 2 bölü x, x bölü 4 ve 1 bölü 4'ü ne yapmış olurum arkadaşlar? Geometrik ortalamasını almış oluruz. Peki bu küçük eşit olmalı aritmetik ortalamadan. Peki aritmetik ortalama ne? 2 bölü x artı x bölü 4 artı 1 bölü 4 bölü 3. Ha, bakın burada bir eşitsizlik geldi değil mi? Artık buradan yorum yaparım. X'ler gitti mi? E, 2 bölü 16 yani 1 bölü 8. 1 bölü 8'in de küp köküne gelecek. 1 bölü 2. Küçük eşit. Burası ne oluyor? Hatta 3'ü de bu tarafa atacağım bakın. 2 bölü x artı x bölü 4 artı 1 bölü 4 mü? E bölü 3'ü de bu tarafa atarsam ne gelecek arkadaşlar? 3 bölü 2. Ha, demek ki arkadaşlar bu toplam 3 bölü 2 eşit ve de daha büyük bir sonuç çıkarıyormuş e, en küçük değerini soruyor bize o da 3/2 bölü 2 gelecektir Yani aradığımız cevap C şıkkı 7'ye bakalım bir tesiste oluşan atık sular borular aracılığıyla birleştirilerek atık su deposuna gönderilmektedir. Gönderilen su miktarı borunun metreküp cinsinden kapasitesi ile saat cinsinden geçen sürenin çarpımının sonucuna eşittir. Ha, bakın burada çok önemli bir şey yazıyor. Gönderilen su miktarı, borunun metreküp cinsinden kapasitesiyle saat cinsinden geçen sürenin çarpımının sonucuna eşit. Aşağıda bu durumun örnekleri göstermiş. Mesela borunun kapasitesi x artı 3 metreküp 2 saatte 2 çarpı x artı 3 metreküp su geçmiş. Tamam mevzu anlaşıldı. Aşağıdaki atık su tesisatında boruların bağlantı şekli ve borulardan 1 saatte geçen su miktarları belirtilmiştir. 1 ve 2 numaralı borulardan 3 saatte, 3 ve 4 numaralı borulardan ise yarım saatte atılan atık su miktarı toplam 15x-21 metreküp olup atık su deposunda birikmektedir. Buna göre 1 ve 2 numaralı borulardan 1 saatte atılan toplam atık su miktarı. Şimdi 1 ve 2 numaralı borulardan 3 saatte o zaman buradan 3 saatlik şey gelecek kapasitesini bulacağız. Ne yapacağız? 3 çarpı 2x artı 4 artı 3 çarpı x artı 2. Peki şimdi buralardan gelen suyu hesaplayalım. Yalnız bunlar yarım saatte geliyor. Yani 1 bölü 2 mi diyeceğiz? O zaman 1 bölü 2 çarpı x artı 3. Artı 1 bölü 2 çarpı x eksi 1. E toplam ne kadar su birikti? 15 x eksi 21. E buradan denklemi çözüp x'i bulacağız. Doğru mu? Hadi bulalım. Ne yapalım önce? Şu 3'leri 1 bölü 2'leri içeri dağıtalım. Ya da her tarafı önce bir 2 ile çarpalım. Şu 1 bölü 2'lerden kurtulalım değil mi? 2 ile çarptım. Bu ne oldu? 6 oldu. Dağıt içeriye 12 x artı 24. 2 ile çarptım. 6 oldu. Dağıt içeri 6 x artı 12. 2 ile çarptım bu gitti. X artı 3 kaldı. 2 ile çarptım bu gitti. X eksi 1 kaldı. 2 ile çarptım 30 x eksi 42 oldum. Ne var burada? 12x, 6 da 18x, bir de burada var 19x, bir de burada var 20x mi? 24, 12 daha, 36, 3 daha, 39, 1 çıkar 38. Eşittir 30x eksi 42 mi? E ee, şu yavruyu bu tarafa atalım. 10x kaldı mı burada? Eksi 42'yi bu tarafa atalım. Artı 42. 38 de burada var. 80 mi? 10x 80'den x eşittir. Kaç gelecek? 8. Fakat neyi soruyor bize? 1 ve 2 numaralı borulardan 1 saatte atılan toplam atık su miktarı. Yani bunların toplamını istiyor değil mi? 1 ile çarptığımız için direkt kendisi olacak zaten. x yerine 8 yazarsak. 8 kere 2 16. 4 daha 20. 8 2 daha 10. Ha demek ki toplam 30 metreküp su atılmış. Aradığımız cevap D şıkkı. 8'e bakalım. N artı 1 bölü N eksi 2 olduğuna göre N üzeri 64 artı 1 bölü N üzeri 32 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Önce ne yapalım? Şu N artı 1 bölü N eşittir eksi 2. Onu biraz kurcalayalım bakalım. Ne geliyor? Payda eşitleyelim. N kare artı 1 bölü N eşittir eksi 2 mi? İçler dışlar. N kare artı 1 eşittir eksi 2 N. Yani at bu yavruyu bu tarafa n kare artı 2 n artı 1 eşittir 0. Bu çok tanıdık bir ifade ya. n artı 1'in parantez karesi değil mi? E, n artı 1'in parantez karesi 0 ise demek ki n artı 1 0. n eşittir eksi 1. Artık ben biliyorum ki n eksi 1'e eşit. O zaman gerisi kolay. Yaz yerine eksi 1'in 64. kuvveti 1 artı 1. Bir, eksi 1'in 32. kuvveti 1. 2 bölü 1'den 2. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Ona bakalım. A ve B gerçek sayıları ve uygun koşullarda tanımlı bir f fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A artı B toplam 3'ten farklıymış. Fx verilmiş. Buna göre 2025 tane f'in bileşkesinin eksi 2'deki değer 3 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir güzellik vardı. Önce onu size bir hatırlatayım ben. Fx eşittir. Mx artı n bölü kx şöyle yazalım. kx artı r ise biz bu fonksiyonun tersini alabiliyorduk pratik bir şekilde. Neydi o? Bu r ile m'nin hem yerleri hem de işaretleri değişiyordu değil mi? Eksi rx artı n kx eksi m şeklinde yazabiliyorduk. Bir de şöyle bir güzellik vardı onu da hatırlatayım. F ile F'nin tersinin bileşkesini aldığınızda sanki bunlar birbirini götürüyor. Geriye ne kalıyor diyorduk arkadaşlar? X kalıyor diyor idik. Tabi böyle bir şey değil değil mi? Ne diyorduk? Bir fonksiyonun tersiyle bileşkesi birim fonksiyonu eşit diyorduk. İşte ama aklımızda kalması için sanki F ile F'nin tersi birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? X'ler kaldı diyebiliyoruz gibi. Şimdi bunu niye anlattım ben size bu kadar şeyi? Şimdi bakın şu fx fonksiyonu sanki tersini aldığımızda bir güzellik gelecek gibi. Nasıl? Ben şu fx önce bir düzenleyeyim. Bizim formata çevireyim. Bizim formatının ne özelliği var. Önce x'liler sonra sabitler değil mi? Hadi öyle yazalım. Bakıyoruz x'li önce yazılmış. Tamam. A artı b eksi üç x artı 2. Ha şurası ters yazılmış değil mi? Önce 3x yazacağım. Sonra bakın şuraya da eksi parantezin alırsam a artı b eksi 3 gelecek mi? Şimdi dikkat edin ben bu iki arkadaşın hem yerini hem de işaretlerini değiştiriyorum. Tersini almak için. Hazır mısınız? Yapıyorum şimdi. Dikkat. Bu vatandaş eksi a artı b eksi 3'tü. Yukarı gitti. Tersi işaretlisini alıyorum ya. Ha ne oldu? a artı b eksi 3 x oldu mu? Artı 2'de bir numara yok. Aşağıdaki 3x'e bir numara yok. Şimdi bu arkadaşı aşağıya alacağım. Önüne eksi koyacağım değil mi? Eksi. A artı B eksi 3 oldu mu? Aa bakın ne oldu? Aynı şey olmadı mı? Meğerse bu fonksiyon için fx f'in tersi x'e eşitmiş arkadaşlar. O zaman bu bilgiyi ben şöyle kullanabilirim. Şuradaki f gördüğüm yere f'in tersi yazabilirim. Nasılsa birbirine eşit ya. İyi de hocam ne işime yarayacak? Daha çok işime yarayacak değil mi? Bakın bunlar birbirini götürecek. Ha O zaman şuradaki f yerine de ben f'in tersi yazarım. Onlar da birbirini götürür. E, 2025 tane ya. 2024 tanesini böyle ne yaparım? Sadeleştiririm. Geriye sadece bir tane f kalır. Demek ki f-2 kaç eşitmiş? 3'e. Şimdi ben bunu çok rahat sorudaki bilgiyle kullanabilirim. f-2 kaçmış? 3. Hadi yazalım. a artı b eksi 3 x yerine ne yazıyorum? Eksi 2 artı 2 bölü 3 eksi a eksi b artı 3x. x yerine eksi 2 yazdığım için eksi 6 eşittir. Kaç olacak? 3. Benden istenen bir a artı b var ya o a artı b'ye t diyelim. İçler dışlar soru bitti. A artı b'ye t dersem arkadaşlar. Eksi 2'yi içeri dağıtın. Eksi 2 t artı 6 artı 2 de artı 8 mi? Bölü. A artı B'ye T deyince bakın şurası 3 eksi T. Eksi 6'dan eksi T eksi 3 mü gelecek? Eşittir 3. İçler dışlar. Eksi 2 T artı 8 eşittir. Eksi 3 T eksi 9'dan. T eşittir kaç gelecek? Eksi 17. T diye biz A artı B'ye demiştik. Ha, demek ki aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Şunu görmek lazım arkadaşlar. Şu kısmı birazcık sıkıntılı. Bunu göremezseniz uğraş baba uğraş. Maalesef sonuca ulaşamazsınız. Ama böyle 2000 tane f'in bileşkesi, 10000 tane g fonksiyonu bileşkesi gibi şeylerle karşılaşırsanız anlayın ki şu var. f(x) f'in tersine eşit ki bileşki alınca onlar pıtır pıtır ne yapacak? Gidecek. Yoksa 2000 tane şeyin bileşkesini alamayız, değil mi? Pekala ne dedik? Cevabımız D şıkkı. 11'e bakalım. x kare eksi 2 x artı a eşittir. 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi eksi x2'nin karesi 4 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ben çok iyi biliyorum ki x1'in karesi eksi x2'nin karesine şöyle iki kare farkı yazabiliriz değil mi? x1 eksi x2 x1 artı x2 kaç eşitmiş? 4'e. E burası kökler toplamı değil mi arkadaşlar? Ha bu denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı değil mi? Formülümüz onu çok iyi biliyorsunuz. Neydi eksi b bölü a'da? Eksi 2 bölü 1'den eksi 2 bir de formülden eksi geldi artı 2 mi? Ha demek ki burası kaçmış? 2. O zaman x1 eksi x2 o da mecburen 2 olacak değil mi? Çarpınca 4 olsun. O zaman x1 artı x2 2'ymiş. E, x1 eksi x2 de 2'ymiş. E, topla taraf tarafa bunlar gitti. 2 x1 4'ten meğerse x1 2 x2 de kaça eşitmiş? 0'a. Demek ki denklemin bir kökü 2 bir kökü de 0'mış. O zaman kökler çarpımı o da 0 gelir mi? E, kökler çarpımı c bölü a değil mi? Ha, o da ne yapar arkadaşlar? A bölü 1 yapar değil mi? E, sıfırdan. Demek ki A kaça eşitmiş? Sıfıra aradığımız cevap C şıkkı. 12'ye bakalım. İki tane parabol var burada. Yukarıda verilen orijinden geçen grafiklere göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi her iki grafikte bakın orijinden geçiyor doğru mu? Yani sıfıra sıfırdan geçiyor. Yani bu parabollerin denklemlerinin bir kökü sıfır arkadaşlar. O zaman hemen bir yazalım bakın. Ben burada x yerine sıfır yazarsam değil mi? Ne olur? Bu gider. Bu gider. C eşittir sıfır mı kalır? Ha buradan o zaman neyi öğrendik? C sıfırmış. Peki burada da o zaman aynı mantıkla neyi öğrendik? R eşittir sıfır. O zaman toplamları sıfır. Ha bakın üçüncü öncülümüz ne oldu? Doğru oldu. Peki diğer öncüllere bakalım. Eksi b bölü a eksi q bölü b eşittir sıfırdır demiş. Şimdi onu nasıl yorumlayacağız? Bir daha bakalım. Denklemin kökü neydi? Sıfırdı doğru mu? Ya ben şimdi buraya sıfır yazınca a'ları b'leri ne yapıyorum? Yok ediyorum. Ha demek ki buradan başka bir şey uygulamam lazım. Peki nasıl uygulayabiliriz arkadaşlar? Hemen onu kontrol edelim. Grafiklere bakarız. Fakat grafiklere bakarsak arkadaşlar kökler belli değil. Sadece köklerin işaretleri belli. O zaman ne yapabiliriz? Köklerin işaretlerinden, işte bu tepe noktasının bulunduğu konumdan artık oralardan yorum yaparız. Doğru mu? Şimdi ben biliyorum ki bir tane kökü sıfır. Bir tane kökü de x1 olsun. Bunun da diğer kökünü olsun x2 olsun. Şimdi ben şunu biliyorum. Sıfırla x1'in toplamı yani kökler toplamı kesinlikle negatif. Çünkü x1 negatif. Doğru mu? E kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a mı? O zaman eksi b bölü a. Negatif. Peki gelelim buraya. Buradan nasıl bir yorum yaparım? Ha x2 pozitif. E diğer kökler sıfır. O zaman kökler toplamı. Eksi q bölü p. Bu da kesinlikle pozitif. Ha şimdi buradan şunu gördüm. Eksi b bölü a'nın negatif. Eksi q bölü p'nin pozitif olduğunu gördüm. Ama birinci öncül diyor ki. Eksi b bölü a eşittir diyor. Bunu bu tarafa atarsak q bölü p diyor. E şimdi bunların birbirine eşit olduğunu bilemem. Biri negatif, diğeri pozitif çıkıyor ama yani eşit çıkar mı çıkmaz mı orayı bilemem. Soruda ne diyor? Daima diyor değil mi? O zaman birinci öncülü ne yaptık arkadaşlar? Eledik. Şimdi ikinci öncüle bakalım. R büyük Q kare bölü 4P. Şimdi R dediğimiz şey zaten kaçtı? Sıfırda. O zaman şuraya sıfırı yazalım. Ha, Q kare bölü 4P negatiftir diyor. Şimdi Q kare pozitif. Q'ya ne verirseniz verin. Q kare nedir arkadaşlar? Her zaman pozitiftir. Ama 4P olayı çözecek. E, P'ye bakın. Kollar aşağı doğru değil mi parabolde? Ha, kollar aşağı doğruysa P ne olmalı? Negatif olmalı. Doğru mu? E, P negatifse 4P de negatiftir. E, Q kare Q ne olursa olsun pozitif. E, o zaman bu da negatifse sonuç negatif gelir. Ha, bu ikinci öncülde doğru oldu. O zaman buradaki R'yi sıfır için kullanacağız değil mi? O zaman 2 ve 3 kesinlikle doğru diyebiliriz. Aradığımız cevap D şıkkı. 13'e bakalım. A B e, evrensel kümesinin alt kümeleri birkaç eşitlik verilmiş. A fark B'nin tümleyeninin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Şimdi ne yapalım? A var, B var, evrensel küme var değil mi? Herhalde denklem yazacağız. Şöyle yapalım. Şuna A diyelim. Buna B diyelim. Bir tane de neyimiz var? Evrensel kümemiz. Hemen harflendirelim. Burası X, burası Y, burası Z buraya da T diyelim. Diyor ki A'nın tümleyeni A'nın tümleyeni ne demekti? A hariç hari. E, A, X ile Y. O zaman Z artı T'den bahsediyor. İşte bu Z artı T'nin 4 katı eşitmiş B'nin tümleyeninin 3 katına. E B ne arkadaşlar? Y, B'nin tümleyeni ne? Y ile Z hariç diğerleri. Yani X ile T mi? O zaman X ile T'nin toplamının 3 katı. Evet. Buradan pek hoş bir şey gelmez değil mi? Dursun bakalım. A'nın eleman sayısının 2 katı da B'nin eleman sayısının 5 katına eşitmiş. ya e, A'nın eleman sayısına X artı Y. Bunun 2 katı B'nin eleman sayısının yani Y artı Z'nin de 5 katına eşitmiş. Evet. Buradan artık uğraştıracak bizi. A kesişim B'de kaçmış? 3'müş. Ha şu Y dediklerimiz meğerse hep kaçmış arkadaşlar? 3'müş. O zaman Y gördüğümüz yerlere ne yazalım? 3 yazalım mı? Şurası 3. Burası 3. Ha bakın buradan bir güzellik gelebilir. Neyi soruyor bana şimdi? A'nın B'den farkının tümleyeni. A'nın B'den farkı ne arkadaşlar? X. O zaman bunun tümleyeni ne olur? Z, T, 3. Doğru mu? Yani Z artı T artı 3. Hangisi olabilir demişim. E hemen bakalım. Şu 2'yi dağıtalım. 2x artı 6 eşittir. 15 artı 5 se mi? O zaman 2x eksi 5 se eşittir. Kaç gelecek arkadaşlar? 9. Bu cepte. Şimdi şu yukarıya bakalım arkadaşlar. Şu ilk bulduğumuz denkleme. Burayı dağıtırsak ne geliyor? 4z artı 4t eşittir 3x artı 3 t mi? O zaman bunun tarafı atalım. T eşittir 3x eksi 4z geldim. Ha şimdi artık ne yapacağız arkadaşlar? Vereceğiz değeri. Yapacak bir şey yok değil mi? 2x eksi 5z kaç eşitmiş? 9'a. Mesela ben z'ye 1 desem. X kaç gelir arkadaşlar? 7. Şimdi X'e ben 7 dediğimde Z'ye de 1 dediğimde 21. 4 çıkar. T'de kaç oldu? 17. Şimdi bana Z artı T artı 3 lazım diye. E bakın bulduk. T kaç? 17. Z de kaç arkadaşlar? Z de 1 demiştik değil toplayın kaç ediyor arkadaşlar? 21. Çok şanslısınız. Direkt var mı Var. Hocam 21 olmasaydı ne yapacaktım? Değer değiştirecektim. Z'ye 3 diyecektim. X kaç olacaktı arkadaşlar? 12 olacaktı. Ona göre T'yi bulacaktım. Kontrol edecektim. Zaten olabilir demesinin sebebi bu. Bu denklem sisteminden kesin sonuç bulmamız da zaten mümkün. Değil arkadaşlar. Demek ki aradığımız cevap D şıkkı yani 21 gelecektir. 14'e bakalım. Elvan arkadaşının soru bankasında beğendiği soruların fotoğrafını çekmiş. Ancak aşağıdaki polinom fonksiyonun grafiği bulanık çıktığı için bazı yerleri okuyamamıştır. Evet soru işaretle göstermişler onları. Okunmayan sayıların tam sayı olduğunu anlayabilen Elvan. Baş kat sayısı 1 olan bu 4. dereceden Px polinomunun x artı 1'e bölümünden kalanını bulmak istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Elvan'ın bulacağı sonuçlardan biri değildir demiş. Şimdi şurada iki tane kök var. Onlar belli değil değil mi? Diğer kökler belli. Eksi şey 5 ve eksi 4. O zaman şunlara da ne diyelim? M ve N diyelim. Doğru mu? O zaman bizim Px polinomunu yazabilirim ben. Baş kat sayısının 1 olduğunu biliyoruz. O zaman köklerle direkt çarpalım. Yani x eksi 5 değil mi? x eksi n. x eksi m ve x artı 4 yani x eksi eksi 4'ten artı 4. Neyi biliyoruz? x yerine 0 yazılınca cevabın 120 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? O zaman x yerine 0 yazalım. p 0 eşittir x yerine 0 yaz. Eksi 5. E 0 yazdığım zaman burası eksen. 0 yazdığım zaman burası eksen. 0 yazdığım zaman burası da kaç olacak? 4 mü? E p 0 120 idi. Hemen şuraya gelip o zaman 120'yi de yazalım. E her tarafı ne yapalım? Şöyle eksi 20'ye bölelim mi? Burada ne kalacak arkadaşlar? Eksi 6. Eksi n ile eksi m'nin çarpımı da mn. O zaman ben artık biliyorum ki m ile n'nin çarpımı eksi 6'ymış. Ya buradan sonra ne yapacağım? İhtimalleri deneyeceğim. Mesela ne olabilir çarpımları eksi 6 olduğuna göre? N 1 olabilir. Değil mi? Şöyle gösterelim. N 1 olabilir. M de eksi 6 olabilir. Ama olamaz. Niye? Dikkat edin. M eksi 4'ün sağında. Dolayısıyla eksi 4'ten büyük olmak zorunda. Ha, o zaman 1'e eksi 6 olamaz. O zaman 2 diyelim. 2'ye ne olabilir arkadaşlar? Eksi 3 olabilir doğru mu? O zaman 2 eksi 3 ise hemen px polinomunu yazalım. px eşittir. Ne diyeceğiz? x eksi 5 çarpı x eksi ne? Neye ne dedik arkadaşlar? 2 dedik değil mi? x eksi 2. x eksi m. M'ye ne dedik? Eksi 3 yani x artı 3 çarpı x artı 4. Şimdi ne diyor? x artı 1 ile bölümünden kalan o zaman x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 1 değil mi? x artı 1 eşittir sıfırdan x yerine eksi 1 yazacağız. O zaman p eksi 1 kaç geliyor buradan? x yerine eksi 1 yazınca eksi 6, eksi 3, 2 ve 3 çarparsak kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 6, eksi 6 ile çarp 36, 2 ile çarp 72 var mı şıklarda? Var. Ha, ilk denememizde ne yaptık arkadaşlar bulduk. O zaman Elvan'ın bulacağı sonuçlardan birisi 72. Biz de onu bulduk zaten. Cevabımız ne gelecektir? D şıkkı gelecektir. 15'e bakalım. Y eşittir fx doğrusal fonksiyonun grafiği alanları sırasıyla 64 ve 49 birim kare olan mavi ve kırmızı karelerin köşelerinden geçmektedir. O zaman mavinin bir kenarı kaç olacak? 8 olacak değil mi? Alanı 64 olduğu için. Bu vatandaşında ne olacak arkadaşlar? Bir kenarı 7. Alanı 49 olduğu için. Tamam. E A ile B noktaları arasındaki uzaklık 15 kök 2 ve C noktasının apsisi de kaçmış? Eksi 12. O zaman C noktasının apsisi eksi 12 ise demek ki orijin olan uzaklığı 12 birim. E 8'i buradaysa demek ki buraya ne kaldı? 4. Şimdi bakın şöyle aşağıdan birleştirsem. Şu vatandaşı ne yaptım? AB uzunluğunu bulmak için bir dik üçgen oluşturuyorum. Doğru mu? AB'yi kaç vermiş bize? 15 kök 2. Peki burası 8 ise burada 8 olmaz mı? Ha, 7 8 15 demek ki burada 15 olmalı ki A ile B arasındaki uzaklık kaç gelsin? 15 kök 2 gelsin. O zaman buranın 15 olduğunu biliyorum artık değil mi? Şu vatandaşın. E 4'ü buradaysa demek ki buraya da ne kaldı arkadaşlar? 11 kalacaktı. Şimdi neyi soruyor bize? D noktasının apsisi n-1 olduğuna göre ha D noktasının apsisini bulduk bakın. 7 burada, 11 de burada, 18 mi? O zaman D noktasının apsisi n-1. Ha n-1 eşittir 18'den. N kaç gelecek arkadaşlar? 19. Neyi soruyor bana? Fn'i. Ha benden F19'u bulmamı istiyor. Bulabilir miyiz? E, çok rahat buluruz arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Şurası 15. Burada 15. İkiz kenar dik üçgen. Burada 45 olmaz mı? O zaman burada 45 olursa burada 45 olmaz mı? Buradan ne anladık? Fx doğrumuzun arkadaşlar x ekseni kestiği pozitif yönlü açının değeri 45. O zaman tanjantı tanjant 45 o da bana eğimi verir. 1 mi? O zaman bizim fx fonksiyonun eğimi 1 olduğuna göre x artı bir şey olacak. Doğru mu? Çünkü ne diyorduk arkadaşlar? fx eşittir mx artı n. Yani doğrusal fonksiyonun e, denklemi bu şekilde oluyor. Doğru mu? Şuradaki m neydi? Eğimdi. O zaman bunun eğimi 1 olduğuna göre yerine ne yaptık? 1 yazdık. x artı bir şey. Şimdi o bir şeyi bulacağız. Nereden bulabiliriz? E bir tane noktayı sağlattırırız değil mi? Mesela B noktasının koordinatları bakın 11'e 7. Bu ne demek? X yerine 11 yazınca Y'si 7 oluyor demek. O zaman X yerine 11 yazalım. Ha, 7 olması için artı değil ne yapacağız? Eksi 4 mi yazacağız? Bitti. İşte fx fonksiyonumuz buymuş. X eksi 4. F 19 istiyor. X yerine 19 yazarsak o da kaç gelecek? 15 gelecektir. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Altıya bakalım. Onun ikili kombinasyonu e n'in r'li kombinasyonu eşit olduğuna göre n artı r toplamını alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ben normalde onun ikili kombinasyonu çok rahat hesaplarım. Ama onu hesaplamadan önce ne olabilir? Yani daha kolay neleri görebilirim? Önce ona bir bakalım. Şu kuralı hatırlıyorsunuz doğru mu? 10'un ikilisi e n'in r'lisine eşitse iki ihtimal söz konusuydu. Neydi bu? Onun ikilisi eğer n'in r'lisine eşitse iki ihtimal söz konusu. Birincisi şu. n 10 olur. R de 2 olur. Yani direkt ne olur? Birbirine eşit olur. 10'un ikilisi. 10'un ikilisine eşit. O zaman buradan n artı r kaç gelir? 12. Bu cepte. En basit görüneni bu. Peki kuralı hatırlıyorsunuz. 10'un ikilisi n'in r'lisine eşitse n 10 r de kaç olabilirdi? 8 olabilirdi. Doğru mu? Ha şöyle bir kuralımız var değil mi? n'in r'lisi eğer n'in k'lısına eşitse R ile K'nın toplamı ne olmak zorundaydı? N olmak zorundaydı değil mi? Yani onun ikilisi onun sekizlisine eşittir. 2 8 daha onu verdiği için. Ha, buradan da N artı R kaç gelecektir arkadaşlar? 18. Hiç işlem yapmadan n ve r'nin bulabileceğim değerleri ve toplamları da bunlar. Ha şimdi bir de işlem yaparak bulalım. Onun ikilisi ne arkadaşlar? 10 çarpı 9 bölü 2'den 45 doğru mu? Ha demek ki n'in r'lisi kaça eşit olacak? 45'e. Şimdi bütün sayıları kombinasyonla ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz. Nasıl? E çok güzel bir özellik var o özellikten. Neydi o? n'in birlisi yani n'in birli kombinasyonu direkt n'e eşitti doğru mu? Onun için bütün sayıları kombinasyonla bu şekilde elde edebiliriz. Yani n'in reylisi 45'e eşitse n y 45 özür dilerim n 45 r 1'dir. Toplarsak n artı r 46 olur. Ya da gene buraya dönüyoruz. n 45 için r kaçtır? 44 diyor değil mi? 45'in 44'lüsü 45'in birlisine eşit. O da kaç gelecek? 1. buradan da n artı r kaç gelecektir? 89. Ya başka bir ihtimal var mı? Başka da bir ihtimal yok. Ola ki bulursanız söyleyin bana. E kaç geliyor burası toplarsak hop hop topladım 165 yani aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Burada sakın şu hataya düşmeyin ha. N artı R toplamının alabileceği değerlerin toplamı istiyor. Yani N artı R'leri her defasında bulacaksınız sonra onları tekrar toplayacaksınız. Yani N'leri R'leri toplamayın toplamların sonucunu toplayacaksınız. O zaman aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. 17'ye bakalım. Aşağıdaki şekilde K, L ve M harfleriyle belirtilmiş çubuklarda 4, 1 ve 2 adet olmak üzere toplam 7 adet boncuk vardır. Her seferinde sadece bir boncuktan en üstteki bir boncuk alınarak çubuklardaki boncukların tamamı çıkarılacaktır. Buna göre işlem kaç farklı sıralama ile yapılabilir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda yani sıra öncelikli sorularda aklınıza hep tekrarlı permütasyon gelsin. Hocam burada hiçbir sıra önceliği yok ki. Üstten alın, çıkartın diyor. Doğru mu diye düşünebilirsiniz ama sorunun kendi içerisinde mecburi bir sıralama var. Neden? Mesela şu arkadaşı çıkartmadan bunu çıkartmanız mümkün mü arkadaşlar? Değil değil mi? Eğer bunu çıkartmak istiyorsanız önce ne yapacaksınız? Bunu çıkartmak zorundasınız. Ha onun için mecburen bir sıralama var. Yani gidip de ben çıkartmayayım şu arkadaştan Başlayamam değil mi? Önce bir sırayla bunu 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 çıkarmalıyım ki ondan sonra bu vatandaşı sıra gelsin. Dolayısıyla normalde 4 tane boncuk kaç farklı şekilde yer değiştirir? 4 faktöriyel ama burada öyle bir şey söz konusu olmayacak doğru mu? Çünkü sıralama var, gizli bir sıralama var. Bu vatandaşı almadan bunların hiçbirisini ne yapamazsınız çıkartamazsınız. O zaman şimdi ne yapacağım? Ben buradan boncukları seçeceğim. Kaç tane boncuk var? 7 tane. İstediğim sırayla normalde seçebilirim. Yani kendi içerisindeki sıralamayı göz ardı edersem istediğim sırayla seçebilirim. 7 boncuk 7 faktörel şekilde sıralanır. Fakat ne dedik? Şu 4 arkadaşı kendi içerisinde sıralayamazsınız. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki sıralamayı ne yapmam gerekiyor? Atmam gerekiyor. Burada da ne yapacağız? 4 faktöreyle bölerek onun sıralamasını atacağız. Yani bir nevi ne yapıyoruz? Tekrarlı permütasyon uyguluyoruz değil mi? O zaman bakalım. 2 tane de mavi boncuk var. O zaman onu da atacağım. 2 faktörel. Bunda zaten bir sıkıntı yok. O zaman bitti. İşte bu kadar farklı şekilde ne yaparız? Sıralamayla boncukları alabiliriz. Hesaplayalım. 7 faktöreli 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörelde yazabiliriz değil mi? 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Ha, bunlar gitti. 6 kere 5 30. 2'ye böl 15. 15 çarpı 7 105. Demek ki 105 farklı sıralama ile bu işlem yapılabilir. Aradığımız cevap A şıkkı. 18'e bakalım. A ve B birden farklı pozitif gerçek sayılardır. Böyle bir ifade var. Bizden başka bir ifade istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce size bir hatır yapalım. Neyi hatırlatacağız? Şu A üzeri logaritma b tabanında c ifadesinde şu c ile a'nın yerini değiştirebiliyorduk değil mi? Yani c üzeri logaritma b tabanında a şeklinde yazabiliyor idik. O zaman burada da ne yapalım? Şimdi bir taban a bir taban b olmuş ya aynı olmalar için bu özelliği kullanarak şu üste tabanın yerlerini değiştirelim. Ne yapalım? Bütün tabanları a yapalım O zaman 2 çarpı a üzeri ln b'ye dokunmuyorum. Yani taban a kalsın diye. Artı 4 çarpı şurada A ile B'nin yerlerini değiştiriyorum. A üzeri ln B yapıyorum. Eksi 2 A üzeri ln B'ye ellemiyorum. Çarpı hop yerlerini değiştirdim. A üzeri ln B yaptım. Eşittir kaç olacak? Eksi 2 i̇ki tane A üzeri ln B. 4 tane A üzeri ln B. Ne oldu? 6 tane A üzeri ln B oldu mu? Eksi. Ha, burası ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı a üzeri ln b çarpı a üzeri elen b. Ne diyelim? a üzeri elen b'nin karesi oldu mu? Eşittir. Eksi 20. Açtım. Bakın şurada değişken değiştireceğim. a üzeri elen b'ye ne diyelim arkadaşlar? t diyelim. Ne oldu burası o zaman? 6 t eksi 2 t kare eşittir. Eksi 20 oldu? Hepsini bu tarafa atalım. 0 eşittir. 2 t kare eksi 6 t eksi 20. Her tarafı 2'ye bölelim. 0 eşittir. t kare Eksi 3 t eksi 10. Çarpanlarına ayrılır mı? Tabii ki de. T eksi 5'e t artı 2 mi? 0 eşittir. T eksi 5'e t artı 2. O zaman buradan 0 eşittir. Hatta direkt bulalım artık. T eşittir 5. T eşittir kaç gelecek? Eksi 2. Şimdi T ya 5 ya da eksi 2. Hangisi olur arkadaşlar? T 5 olur değil mi? Neden? Çünkü A pozitif bir sayı. E pozitif bir sayının kuvveti de pozitif çıkar. Dolayısıyla T'nin eksi 2 olma ihtimali yok. O zaman A üzeri ln B kaç eşitmiş arkadaşlar? 5'e. A üzeri ln B eşittir. Kaçmış arkadaşlar? 5. Peki neyi soruyor bana? 2 çarpı E üzeri ln A çarpı ln B'yi soruyor. Doğru mu? şu elde ettiğimiz ifadede şöyle bir şey yapalım mı? Her tarafın elenini alalım. Elen A üzeri elen B eşittir elen 5 mi oldu? E, elen B'yi de başa atarsak elen B çarpı elen A eşittir elen 5 gelecek mi? Ha bakın şuradaki elen A çarpı elen B'nin değerini bulduk. Meğerse neymiş arkadaşlar? Elen 5 e eşitmiş. O zaman 2 çarpı E üzeri elen 5. Peki şu hatır gereği şu 5 ile e'nin yerlerini değiştirsek 2 çarpı 5 üzeri ln e'ye gelecek mi? E ln e dediğimiz şey kaça eşit? 1'e mi? Ha 5 üzeri 1 5 2 ile çarp o da kaç gelecektir? 10 gelecektir. Evet logaritmanın neredeyse bütün özelliklerini kullanarak çözdüğümüz bir soru. Birazcık işlemsel yorgunluğu var arkadaşlar. Esasında kolay bir soru. Fakat ne yapacağız? Şu işlemlere çok dikkat edeceğiz. Arada bir şey kaynatmamaya çalışacağız. Evet aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. 19'a bakalım. Arif öğretmen iki öğrencisini tahtaya kaldırarak birer soru soruyor. Öğrencilerinden bu soruları çözmelerini ve çözümü sağlayan her bir sayı farklı birer kağıda yazarak kendilerine ait boş bir kutu atmalarını istiyor. Daha sonra her iki öğrenciden kutularından birer kağıt çekmelerini istiyor. Buna göre öğrencilerin çektikleri kağıtta aynı sayının yazılı olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş bize. Her iki öğrenci de soruyu doğru çözmüştür. Aklınıza başka bir şey gelmesin diye de uyarmış. Şimdi şu arkadaş ne olsun? Ahmet olsun bu arkadaş. Bu arkadaş da Ayşe olsun. Diyor ki Ahmet'e 12 sayısının tam bölenlerini yaz. E yazalım. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Değil mi? Başka var mı? Yok. Bir de tam bölenler dediği için eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12. Peki Ayşe'nin soru 18'i. Onun tam bölenleri neler? 1, 2 3 6 9 ve 18 değil mi? Başka var mı? Yok. Bir de bunların eksilisi tabii. Şimdi ne yapacak? Bunlar bunları yazacaklar birini, her birini birer kağıda. Kutuya atacaklar. Sonra birer kağıt seçecekler. Aynı sayının yazılı olma olasılığı. Mesela ortak olan kimler var? 1 2 3 6 ortak, değil mi? Bir de bunların eksilisi tabii ki de. Hemen onları da şöyle şartlayalım. Yani ortak kaç tane eleman var? 8 tane eleman var. Şimdi bir için düşünelim. Yani her ikisi Ahmet de Ayşe de biri seçsin. Ahmet'in biri seçme olasılığı kaç arkadaşlar? Ahmet'in toplam kaç tane sayısı var burada? 12 tane değil mi? 6 6 12 tane. E biri seçme olasılığı 1 bölü 12. Peki Ayşe'nin biri seçme olasılığına bakalım. Ayşe'nin de toplamda kaç tane sayısı var? 12 tane. Onun da biri seçme olasılığı 1 bölü 12. O zaman ikisinin de biri seçme olasılığı 1 bölü 144. Ha, demek ki ikisinin de biri seçme olasılığı kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 144. Peki her ikisi 2'yi de seçebilirdi. Ve yine aynı ihtimal 1 bölü 144. Her ikisi 3'ü de seçebilirdi. Yine 1 bölü 144. 6 için yine 1 bölü 144. Bunların eksileri için de yine 1 bölü 144. Yani kaç tane 1 bölü 144? 8 tane değil mi? Ortak kaç tane vardı? 8 tane. O zaman çarpı 8 dersek olasılığını bulmuş oluruz. Kaç gelir? 8 ile 144'ü sadeleştirirsek 18 mi? Ha, demek ki her ikisinin de aynı sayı seçme olasılığı kaçmış? 1 bölü 18 aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Niye bakalım. Ali eşit aralıklı parçalardan oluşan 5.4 metrelik bir merdiven ile işi bitince duvara dik yanaştırıp bırakacaktır. Merdiven ile duvarın görüntüsü verildiğine göre metre cinsinden ölçülen duvarın yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi eşit aralıklı parçalar ya bakalım kaç aralık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman 5.4 metreyi ne yapacağız? 9'a mı böleceğiz? 5.4 metreyi ne yapalım arkadaşlar? 4'e böleceğiz. Şey 9'a böleceğiz değil mi? Şunun metreyi santimetreye çevirelim ya. 100 ile çarparsak 540 santim. 9'a bölersek de arkadaşlar ne gelecek? 60 santim. Ha, demek ki her bir basamak arası 60 santimmiş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, o zaman bizim duvar 6. basamakla 7. basamak arasında. Yani 6 ile çarparsam 360, 7 ile çarparsam 420. Ha, o zaman demek ki arkadaşlar bizim duvar 420 ile 360 arasında olacak. Tabi bu santim. Soru ne diyor bakın metre cinsinden diyor değil mi? O zaman metreye çevirirsek yüze bölersek 4.2 ile bizim duvar 3.6 arasında olacaktır. Şimdi artık bundan sonrası ne yapacağız arkadaşlar? Şıklardan bakacağız. Hangisi bu aralığa girebilirdi? Mesela A bakalım. Logaritma 2 tabanında 15 bu aralığa girer mi arkadaşlar? Girebilir değil mi? Neden? şunun 16 olduğunu farz edin. Logaritma 2 tabanında 16 kaça eşitti? 4'e eşitti değil mi? Neden? Çünkü 16 2 üzeri 4 diye yazarız. 4 başa düşer. 2 tabanında 2 1'dir. 4 kere 1'den de 4 olur. Ama burası 16 değil 15. Ha, yani o zaman 4'ten birazcık küçük olacak. E 4'ten birazcık bir küçük de 4.2 ile 3.6 arasında olduğu için demek ki Adana olabilir. Bana neyi soruyor? Olamazı soruyor. Dikkat edin. Peki 3 tabanında 75 olur mu? O da olur değil mi? Şunun 81 olduğunu düşünün. 81 3 üzeri 4. Ha, genel 75 olduğuna göre 4'ten bir tık ufak. Bu aralığa ne yapabilir arkadaşlar? Girebilir. Bu da olabilir. Logaritma 4 tabanında 250. Buna bakalım arkadaşlar. E, şura 256 olsa 4'ün 4. kuvveti olur değil mi? Ha, demek ki 250 olduğuna göre gene 4'ten birazcık ufak. ya bu da olabilir o zaman. Peki 130'a bakalım. Ha, burası 125 desek arkadaşlar ne olur? Tam 3 olur değil mi? Ama 130. E, 3'ten birazcık büyük ama 3.6'yı geçer mi geçmez mi, biz birazcık muallakta kalıyoruz değil mi? O zaman şu D şıkkı bir dursun bakalım. Logaritma 6 tabanında 1200. Ha burada da arkadaşlar 6'nın 4. kuvvetini bir kontrol edelim bakalım. Ne geliyor? 6'nın karesi 36. 36'yı 6 ile çarpın 216 bir de 6 ile çarpın. 36 9 1296 mı? Ha demek ki burası 1296 olsaydı 4 olurdu. 1200 olduğuna göre 4'ten birazcık ufak bu da kesinlikle bu aralığa girer. Demek ki bu arkadaşın olma ihtimali yok. Çünkü 125 130 birbirine çok yakın. Logaritma 5 tabanda 125 3'e eşitse logaritma 5 tabanda 130 ancak 3.1 3.2 gibi olur. Öyle hissediyorum. Dolayısıyla 3.6'dan büyük gelemez aradığımız cevap D şıkkı olacaktır. 21'e bakalım. Aşağıda 9 bölmeden oluşan şekilde her bölmenin içine bir sayı yazılacaktır. Birinci ve ikinci ok yönlerine yazılan sayılar farklı iki geometrik dizi. Üçüncü ok yönünde yazılan sayılar ise aritmetik dizi oluşturuyor. Birinci ve ikinci ok yönlerindeki dizilerin ortak çarpanı sırasıyla R1 ve R2'dir. Üçüncü ok yönündeki dizinin ortak farkı da R3'tür. Buna göre 2 tane R3 bölü R2'nin karesi eksi R1'in küpü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu ortak farkları bulabilirim ben değil mi? Şu mesela ilk elemanımız olsun. A1 olsun. O zaman bu vatandaş A2 olacak. Bu vatandaş A3 olacak. Bu vatandaştan ne olacak? A4 olacak değil mi? E hatırlayınız geometrik dizide neydi kural? A4. Mesela bunu bulmak istiyorum ya. A1 çarpı R küp diye yazıyorduk. Doğru mu? Neydi kuralımız? Şu R'nin kuvvetiyle 1'i topladığınızda bunu vermek zorundaydı bize. Dolayısıyla A4'ü A1 çarpı R küpte yazabiliriz. Ve A4 dediğimiz şey ne? A kare eksi 1. A1 dediğimiz şey ne? A eksi 1. Buradan artık R küpü ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. A kare eksi 1'i A eksi 1 çarpı A artı 1 diye yazdığımızı düşünün. A eksi 1'ler sadeleşir. A artı 1 eşittir. R küp gelecektir. Doğru mu? Demek ki arkadaşlar ha bunun R1 demişti. Özür dilerim. Şuna R1 diyelim. Demek ki R1'in küpü neymiş arkadaşlar? A artı 1. Ha bakın tesadüfe bize de zaten R1'in küpü lazım. Şimdi R2'den faydalanarak ne yapalım arkadaşlar? Ee, i̇kinci geometrik diziyi kullanalım. Bu sefer ilk terim bu. ikinci terim bu. Üçüncü terim bu mu? O zaman ne diyeceğim? A3 eşittir. A1 çarpı R ikinci geometrik dizi olduğu için R2'nin karesi diyeceğiz. O zaman A üzeri 4 eksi 1 eşittir. A1 ne? A kare eksi 1 mi? Çarpı R2'nin karesi. Buradan ne geliyor? A üzeri 4 eksi 1'i ben A kare eksi 1 A kare artı 1 diye yazabilirim değil mi? Çarpı eşittir. A kare eksi 1 çarpı R2'nin karesi mi? Bunlar gitti. Ha, demek ki A kare artı 1 de neymiş? R2'nin karesine eşitmiş. Bize de zaten o lazımdı. Süper. Bunu da bulduk. Sırada kim var arkadaşlar? Şu aritmetik dizinin ortak farkı R3'ü bulmakta. Hemen şurayı temizleyelim. Bir de ona bakalım. Bu sefer burası ne olacak arkadaşlar? A1 olacak. Burası A2. Burası da A3 mı olacak? Yalnız bu sefer dikkat edin. Aritmetik dizi. Ha Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Aritmetik dizide kuran neydi? A3 eşittir. A1 artı 2 tane R3 diyeceğiz değil mi? Ne yapıyorduk burada da? Aradaki fark kadar ortak çarpan özür dilerim. Ortak farkla topluyor dedik. O zaman A3 eşittir. A1 artı 2 tane R3 olacak. Doğru mu? Peki A3 ne burada? A üzeri 4 eksi 1. Peki A1 ne? A kare eksi 1 mi? Artı 2 tane R3. Bakınız şunlar gitti. Değil mi? Bu tarafa attığımızda. O zaman bunu da bu tarafa atarsak A üzeri 4 eksi A kare eşittir. 2 tane R3 mü? R3'ü bulmaya çalışmayın. Çünkü bize 2R3 lazım. O zaman bu bulduklarımızı artık şurada yazalım. Sorunun sonucuna oluşalım. Ne diyor? 2 tane R3. Ne bulduk? A üzeri 4 eksi A kare mi? Bölü. R2'nin karesi ne bulduk? A kare artı 1 mi? Eksi. R1'in küpü ne bulduk? A artı 1. Eksi dağıtırsak. Eksi A eksi 1 mi? Şunlar gitti. Yukarı A kare parantezini alalım. A kare eksi 1 gelecek mi? Onu da A eksi 1. A artı 1 diye yazalım. Aşağıda a eksi a kaldı. Onu da a parantezine alalım. a eksi 1 mi geldi? Bakınız a eksi 1'ler gitti. a'nın da bir tanesi gitti. Geriye ne kaldı? a çarpı a artı 1. Var mı şıklarda? Var. Dağıtırsak a, -A artı a. Yani aradığımız cevap d şıkkı gelecektir. 22'ye bakalım. Remzi Bey şekildeki gibi yaptırmak istediği tahta köprü için bir yapı firması ile görüşerek isteklerini aşağıdaki gibi belirtiyor. Köprünün parçaları genişlikleri aynı olan dikdörtgenler biçiminde olmalı. Parça uzunluğu her seferinde 2 santim artmalı. Ha ne olacak? Her parça bir öncekinden 2 santim daha uzun olacak. Doğru mu? Yani parçalar arasındaki ortak fark 2 olacak. Ha demek ki bu bir aritmetik dizi oluşturacak. Tamam. İki parça arasında 5 santim boşluk olmalı. Ha bu 5 santim boşluk sabit olacak. Peki. Köprünün uzunluğu 5,95 metre. Şunu hemen santime çevirelim. 100 ile çarparsak 590, 595 santim olup ilk parçanın uzunluğu da 6 santim olmalı. O zaman şöyle bakın. Şu ilk parça olsun. 6 santim. Arada 5 santim bir boşluk var. Sonra ikinci parça 8 santim. Arada 5 santim uzunluk var. Sonra üçüncü parça 10 santim. Arada 5 santim uzunluk var. Sonra dördüncü parça 12 santim. Nokta nokta nokta. Artık bu da son parça olacak. Doğru mu? Şimdi her parça arasında ne kadar boşluk var? 5 santim boşluk var. Şimdi bakın dikkat edin. Mesela 2 tane parçada 1 tane 5. 3 tane parçada 2 tane 5. 4 tane parçada 3 tane 5. E bu eninci tahta olsun. En tane parçada n-1 tane 5 santim boşluk olacak mı? Bir kere bu kadar bir boşluk var. Bu cepte n-1 çarpı 5. Artı Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? 6, 8, 10, 12 nokta nokta artık eninci terim, son terim bilmiyorum artık o neyse. Bunların toplamı lazım. Yani aritmetik dizinin toplamı lazım ha değil mi? Şimdi bir hatır diyelim arkadaşlar. Neydi aritmetik dizinin toplam formülü? 2 tane a1 değil mi? Artı n-1 yani n tane terim varsa n-1 çarpı ortak fark. Evet. Çarpı ne diyorduk? n bölü 2 diyorduk. Bu bize neyi veriyordu arkadaşlar? Toplam formülünü veriyordu. Doğru mu? Yani ilk n tane aritmetik dizinin toplam formülü. E o zaman hemen yazalım. 2 a1. E a1 dediğimiz ilk terim zaten belli. Kaç? 12. Artı n-1. Ha bilmiyorum. Çarpı ortak fark d. O belli mi? Belli. Tahtalar ikişer ikişer artıyor değil mi? Çarpı 2. Evet ne diyeceğiz? Kapağı n bilmiyorum. Böyle 2. İşte toplam kaç santim olacak? 595 santim. E artık bunu yazdıktan sonra gerisi denklem çözmece. Başka çünkü bir numarası kalmadı. Ne yapalım? Şu 5'i dağıtalım. 5n-5. -5. Şimdi şu n'i dağıtmadan önce şöyle bir 2 ile sadeleştirelim. Bakın şu 2 ile şu 2 gitti. Bu 2 ile de 12'yi sadeleştirelim. Burada 6 kaldım. Yani ne yaptım? Şu ifadeyi komple 2'ye böldüm değil mi? 2'ye böl. 12, 2 sadeleşti. Geriye ne kaldı? 6 artı n-1 çarpı n n'i dağıtın içeriye. 6n artı n eksi 1 çarpı ne yapar? n kare eksi n eşittir 595. Eğer buradaki sadeleştirme kafanızı karıştırdıysa siz normal payda eşitleyip de ne yapabilirsiniz? Halledebilirsiniz. Sıkıntı değil. Şimdi düzenleyelim. n kare var. Okey. Artı 6n artı 5n 11n eksi n artı o ne oldu arkadaşlar? Artı 10n oldu değil mi? E 595 eksi 595 eksi 5 de burada var. Eksi 600 eşittir 0. Ha, bunu da çarpanlarına ayırırsak n artı 30'a n eksi 20 gelir de. 600 oluşturan sayı 30'a 20. Aradaki artı 10 ise artı 30'a eksi 20. Ha, o zaman buradan n bir eksi 30 gelecek. Bir de n 20 mi gelecek? eksi 30 olamaz parça sayısı. Demek ki toplam parça sayısı 20'ymiş. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. 3'e bakalım. A n bir gerçek sayı dizisidir. A n dizisi logaritma 2 tabanında kosinüs 20 n derece mutlak değer içerisinde olduğuna göre bu dizinin ilk 4 teriminin toplamı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi ilk 4 terim için A1'den başlayalım. Ne diyeceğiz? Logaritma 2 tabanında kosinüs 20 derece doğru mu? En yerine 1 yazdık. Bu ifade oldu. Tamam. Artı diyelim. Şimdi en yerine 2 yazıyorum. Logaritma 2 tabanında kosinüs 40 derece doğru mu? 20 çarpı 2'den 40 derece artı logaritma 2 tabanında 3 yazınca 60 derece artı ve son olarak logaritma 2 tabanında kosinüs 80 derece. Şimdi farkındaysanız şurada mutlak değer var ama ben mutlak değer yazmadım. Çünkü kos 20, kos 40, kos 60, kos 80. Şuradaki kosu yazmayı unutmuşuz. Bunların her biri kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. Zaten birinci bölgede bunlar ne olacaktır arkadaşlar? Her zaman pozitif. Şimdi bunları toplamamı istiyor. Hatırlayınız logaritma fonksiyon özelliği toplam durumundaki ifadeleri taban aynıysa tek bir taban içerisinde ne yapıyorduk? Çarparak birleştirebiliyorduk. Doğru mu? Yani logaritma 2 tabanında kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 60 çarpı kosinüs 80 diye ne yapabiliyorduk? Yazabiliyorduk. O zaman şimdi artık sıkıntımız şu. Cos 20 çarpı, cos 40 çarpı, cos 60 çarpı, cos 80. Bu çarpımın sonucu lazım bize. Onu bulmaya çalışalım. E ne diyelim arkadaşlar? Şöyle kenarda yazalım bakın. Cos 20. Hatta hiç uzatmayalım. Cos 20. Cos 40. Cos 60. Cos 60 yazmaya gerek var mı? Yok değil mi? Cos 60 zaten değeri bilinen bir şey. 1 bölü 2. O zaman onu çıkaralım aradan. Cosinus 80. Ha, cos 20, cos 40, cos 80 çarpımı lazım. Cos 60'ı zaten biliyorum. 1 bölü 2. Hatta şuraya 1 bölü 2 diye de yazalım. Şimdi bu çarpımın sonucu ne olsun arkadaşlar? A olsun. Şimdi ne yapacağız burada? Şöyle bir güzellik var bakın. 20, 40, 80, 2 kat 2 kat gidiyor değil mi? O zaman burada sanki bir 2 kat açı formülü gizli gibi değil mi? Şöyle yapsam 2 tane sin 20 ile hem bu tarafı hem de bu tarafı çarpsam bir zararı var mı? Yok. Ne oldu burası şimdi? 2 sin 20 cos 20. Ha sin 40 oldu değil mi? 2 kat açı formüllerinden hatırlıyorsunuz değil mi? Sinüs 2 alfa neydi? 2 tane sin alfa çarpı kos alfa. Alfa yerine 20 yazın. 2 sin 20 kos 20. Hop sin 40 eşit oldu. O zaman ne oldu şimdi burası? Sin 40 çarpı kos 40 çarpı kos 80 eşittir. A çarpı 2 tane sin 20 mi oldu? E şimdi şöyle bir şey yapsam. Her tarafı gene 2 ile çarpsam. Bakın çarpı 2 çarpı 2. Hop şurası ne olacak? Sin 80 olacak değil mi? Ha, sin 80 çarpı cos 80 eşittir. A çarpı 2 kere 2 4 tane sin 20 oldu mu? E ne yapalım? Bir daha 2 ile çarpalım değil mi? Bir daha 2 ile çarpıyorum. Her iki tarafı tabii. Ha, burası ne oldu? sinüs 160. 2 ile çarpınca A çarpı 4 kere 2 hatta direkt yazalım. E, ne oluyor? 4 kere 2 8 çarpı sin 20 mi? E hatırlayınız birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşit. Yani sinüs 20 sinüs 160'a e eşittir. O zaman bunlar sadeleşir. 8'i de bölü olarak bu tarafa atarsak A dediğimiz şey yani şu üç arkadaşın çarpımı meğerse kaça eşitmiş? 1 bölü 8'e. O zaman bu üç arkadaşın çarpımı da 1 bölü 8'miş. E 1 bölü 2 de burada vardı. Ne oldu? Logaritma 2 tabanında 1 bölü 16 oldu? Onu da şöyle yazabilir miyiz? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 4. 1 bölü 16 2 üzeri eksi 4 değil mi? Eksi 4'ü e atın başa. Logaritma 2 tabanında 2 mi? Ha, o da 1'e eşit. Demek ki aradığımız cevap eksi 4 gelecektir. Yani bu dizinin ilk 4 teriminin toplamı eksi 4 aradığımız cevap A şıkkı. 24'e bakalım. M 1 gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılarda tanımlı ve sürekli f ve g fonksiyonlar için eşitlikleri veriliyor. Buna göre çarpımın limitini istiyor. X, M'ye giderken. Peki şimdi ne biliyorum ben? Limit X, M'ye giderken F, de limit X, M'ye giderken GX'in toplam ve farkının değerlerini biliyorum. O zaman şunları şöyle taraf tarafa toplasak. Şunlar birbirini götürür mü? O zaman ne oldu? İki tane limit X, M'ye giderken FX X değil mi? Neye eşit oldu? 2M artı 4'e mi eşit oldu? Her tarafı 2'ye bölersek demek ki limit x, m'ye giderken fx neye eşitmiş arkadaşlar? m artı 2. Artık bunu biliyoruz. O zaman bunu biliyorsak limit x, m'ye giderken gx'in de eşitini bulabilirim. Doğru mu? fx'in cevabı neymiş? m artı 2 mi? E dikkat edin. Geldim buraya m artı 2 yazdım. m'ler gitti. 2'yi de bu tarafa atarsam 7 eksi 2'den 5 mi? Ha, demek ki x, m'ye giderken gx'in limit değeri de kaç eşitmiş? 5'e. Şimdi benden bunların çarpımlarının limitini istiyor. O zaman elemanları çarpacağım. M artı 2 çarpı 5. Yani o da ne gelecek arkadaşlar? 5M artı 10. Aradığımız cevap A şıkkı. 25'e bakalım. P bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. fx fonksiyonun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta olduğuna göre p kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar parçalı fonksiyonlarda sıkıntı bu sınır değerler bu kritik noktalar çıkartabiliyordu doğru mu? Her zaman çıkartmıyordu ama çıkıyorsa da bu kritik noktalardan bu sınır değerlerden çıkıyordu. Mesela buradaki sınır değerlerimiz kim? 2 ve 3. Yani gidip de 5'in sıkıntı çıkarması, 7'nin sıkıntı çıkarması, ne bileyim eksi 10'un sıkıntı çıkarması pek beklenmez burada. Nereye bakacağız? Kritik noktaları 2'ye ve 3'e. Şimdi fonksiyonun sürekli olmadığı Yalnızca bir nokta var. E i̇ki tane sınır değer var. Demek ki bir tanesinde sürekli değil. E ne yapacağım? Artık kontrol edeceğim. Mesela 2 için ne olsun arkadaşlar? Bu fonksiyon sürekli olsun. O zaman ne olacak? 3 sürekli olmayan parça olacak. Doğru mu? O zaman ben 2'nin sürekli olmasını ne yapayım? Bir kontrol edeyim. Ne yapacağım? Soldan limitini, sağdan limitine bağlıca eşitleyeceğim. Şimdi x 2'den küçükken, yani soldan limit için bu parçayı kullanıyorum. Ne olacak? 2p artı 5 mi olacak? x yerine 2 yazdım. Peki sağdan limit 2'den büyük. Yani 3x artı 1'i kullanacağım. O da kaç gelecek? 7. Buradan p kaç gelecek? 2p2'den p, 2'den. p eşittir. Kaç gelecek arkadaşlar? 1. Demek ki p 1 olursa 2 noktasında sürekli oluyor. O zaman 3'te sürekli olmamalı. Hemen bakalım. x yerine 3 yazacağım. Nerede? Soldan limit için burada. Sağdan limit için burada. Hadi yazalım. x yerine 3 yazarsam burası kaç oluyor arkadaşlar? Soldan limit 10. O zaman eşit olmamalı. Çünkü 2'de sürekli ise 3'te sürekli olmamalı. Dolayısıyla sol limit sağ limit'e eşit olmamalı. E soldan limit 3 yazdım 10. Eşit olmamalı. Sağdan limit 9 artı P kare. P neydi 1 miydi? Ha, P yerine 1 yazarsam 10 eşittir 10 olur. Halbuki farklı çıkmaları gerekiyordu. Demek ki arkadaşlar P 1 olamaz. O zaman buradan ne anladık? Demek ki bu fonksiyon 3 de sürekli 2 de sürekli değilmiş. O zaman 3 ile sürekli olacaksa ne yapacağız arkadaşlar? Hemen 3'ün sol ve sağ limitini birbirine eşitliği P değerini bulacağız. Yazalım. X yerine 3 yazarsam burası ne geliyor? 10. Mu? X yerine 3 yazarsam burası ne geliyor? 9 artı P kare mi? Ne yaptım? 3 için soldan limiti sağdan limiti eşitledim. Buradan 1 eşittir P kare mi gelir? E P kare 1 ise P ya 1'dir ya da eksi 1'dir. P 1 olursa e biraz önce olmuştu. Hem 2'de hem de 3'te sürekli oluyordu. Doğru mu? Demek ki P 1 değil. Eksi 1'miş. Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. 26'ya bakalım. Fx eşittir. X çarpı mutlak değer 2x 1 artı x kare çarpı 1 eksi x mutlak değeri içerisinde. Olduğuna göre f'in türevi eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi mutlak değerli ifadelerde arkadaşlar türev alacaksanız Önce mutlak değerden kurtulacaksınız. Peki nasıl yapıyorduk? Hangi noktada türevi merak ediyorum? Eksi 2 noktası. O zaman x yerine eksi 2 yazıp mutlak değerlerin içini bir kontrol edelim. x yerine eksi 2 yazarsam burası ne oluyor? Eksi 5. Yani mutlak değerin içerisi eksi oluyor. Dolayısıyla dışarı çıkartırken ne yapacağız? Önüne eksi koyarak çıkartacağız. Doğru mu? Peki bu arkadaşa bakıyorum. x yerine eksi 2 yazarsam burası pozitif oluyor. Demek ki dışarı aynen çıkacak. O zaman fx'i bulduk fx eşittir. Burası önüne eksi alarak çıkacaksa eksi 2x artı 1 olacak. ya e ben bunu x ile çarparsam eksi 2x kare artı x gelecektir. Peki bu arkadaş olduğu gibi çıkacak. 1 eksi x olarak x kare ile çarparsam artı x kare eksi x küp. O zaman şurayı bir düzenleyelim. fx eşittir. Eksi x küp değil mi? Eksi x kare artı x gelecektir. Bana bunun türevi lazım. Hemen türevini alalım. Eksi 3 x kare ne yapıyorduk? Üst başa üstü biraz atlıyorduk değil mi? Eksi 2 başa 2 x artı x'in türevi 1. Yalnız bana f'in türevi eksi 2'yi soruyor. O zaman x'e yani eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3 ile çarp. Eksi 12. Eksi 2 yaz. Artı 4 artı 1. Oradan da kaç gelecek arkadaşlar? Eksi 7. Yani aradığımız cevap b şıkkı gelecektir. 27'ye bakalım. Yukarıda görünüşü y eşittir x kare artı 6x eksi 8 denklemine göre yapılmış bir iglo gösteriliyor. İglonun üzerine şekildeki gibi a noktası teğet olacak biçimde bir demir çubuk yerleştirildiğinde bc 9 bölü 4 metre oluyor. Bizden çubuğun uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar bu iglo biliyorsunuz şu kutuplarda yaşayan vatandaşların evine denilen şey doğru mu? Bu bir parabol şeklindeymiş. Eksi x kare artı 6 x eksi 8. Hemen x eksenini kestiği noktaları bulalım. Ne yapacağız? Y'ye 0 mı vereceğiz? Eksi x kare artı 6 x eksi 8'den. X buradan bir 2. X bir de kaç geliyor arkadaşlar? 4 geliyor değil mi? Kökleri bulursak. Demek ki burası 2. Burası da 4 birim. Ha, dolayısıyla bizim iglonun tabanı kaç birimmiş arkadaşlar? 2 birim. Şimdi bana BC'yi vermişti 9 bölü 4 diye. O zaman 9 bölü 4'ten 2'yi çıkartırsam ne kalıyor geriye? 1 bölü 4 mü? Ha, demek ki burası da 1 bölü 4. Şimdi dikkat edin. Şu parabolün x eksenini kestiği noktanın hapsi. Yani şurası 2 birim ya. O zaman bunun orijin olan uzaklığı 2 birim. E 1 bölü 4'ü buradaysa 2 eksi 1 bölü 4'ten. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 7 bölü 4. Ha, buradan neyi bulduk bakın. B noktasının koordinatlarını. 7 bölü 4'e 0'mış. E, tamam x ekseni üzerine bütün ordinatlar sıfır olduğu için bu şekilde yazdık. Okey bu cepte. Şimdi A noktasına bakalım. A noktasının koordinatlarını biliyor muyum? Hayır zaten bilsek direkt iki nokta arası uzaklıktan AB uzunluğunu bulurduk doğru mu? O zaman şimdi A'nın koordinatlarını bulmaya çalışalım. Ne diyelim? Apsisi A olsun. Ordinatı ne olacak arkadaşlar? Gidip de B demeyin ha. Apsisi A deyince zaten yazın burada Y'sini yani ordinatını buluruz değil mi? Eksi A kare artı 6A Eksi 8 gelecektir. Şimdi ben buradan neyi bulabilirim arkadaşlar? Parabole A noktasında bir T çizilmiş. Doğru mu? O zaman bu teğetin eğimini bulabilirim. Neydi arkadaşlar eğim? Hatırlayınız. Fonksiyonun türeviydi değil mi? Y'nin türevi. Eksi 2X artı 6. Apsis ne A mı? O zaman gelir burada yerine yazarsam. Eksi 2A artı 6. Bana ne yapacak arkadaşlar? Eğimi verecektir. O zaman eğimi bulduk. Tamam. Bir de eğimi şeyden bulalım mı? İki nokta arasından. A ve B noktaları arasından değil mi? Bir de eğimi öyle bulabiliyorduk. Neydi o da? Ordinatlar farkı bölü. Apsisler farkı. Ordinatımız ne? Eksi A kare. Artı 6 A. Eksi 8. Peki B'nin ordinatı ne? 0. Ha yazmaya gerek var mı? Yok. Bölü. Apsisler farkı. A'nın apsisi A. B'nin apsisi de 7 bölü 4. Ha, şimdi bu işlem yapacağız. Bu işlem bizi birazcık yoracak değil mi? Yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca yapalım. İşlerde i̇şler dışlar yapıyorum. Eksi 2A çarpı A. Eksi 2A kare. Eksi 2A çarpı eksi 7 bölü 4. Yani artı 7 bölü 2A. 6'yı dağıtıyorum. Artı 6A eksi ne geliyor arkadaşlar? 21 bölü 2. Eşittir. Eksi A kare Artı 6a eksi 8. a bakın artı 6a artı 6a gittim. Eksi 2a kareyi diğer tarafa atalım. Yani bu taraf 0 olsun. Eksi 2a kare eksi a kare artı a kare olacak mı? E artı 7 bölü 2a diğer tarafa geçince eksi 7 bölü 2a. Eksi 21 bölü 2 attım diğer tarafa artı 21 bölü 2. O da kaç geldi? Artı 5 bölü 2. Her tarafı 2 ile çarpın. Çarpanları ayırması kolay olur. 2a kare eksi 7a artı 5. Bunu çarpanlığına ayırsak ne geliyor arkadaşlar? 2A'ya A diyelim. 5'e 1 diyelim. Eksi eksi diye. Evet ortaya veriyor. O zaman 2A eksi 5. A eksi 1. Eşittir sıfırdan. A buradan. Ha 2 değer geldi. Bakın A bir 5 bölü 2 geldi. A bir de kaç geldi? 1 geldi. Biz hangisini alalım? 5 bölü 2 değil mi? Niye? E dikkat edin A burada değil mi? E şuranın hapsisi 2 ya. O zaman bu vatandaş ne olmak zorunda? 2'den daha büyük olmalı. O da kim olacak arkadaşlar? 5 bölü 2 gelecekti. O zaman artık soruyu bitirdik. Sadece değerim bulacağız. A'yı kaç bulduk? 5 bölü 2. O zaman bu noktanın hop, absisi kaçmış arkadaşlar? 5 bölü 2. Tamam. 7 bölü 4'ü buradaysa o zaman ben şurayı bulabilirim. Şu parçayı değil mi? Şöyle temizleyelim. Şurayı tertemiz yazalım. Şurası kaçtı? 7 bölü 4. Hemen 5 bölü 2'den 7 bölü 4'ü çıkartırsam buraya ne kaldı arkadaşlar? 3 bölü 4. Şimdi ordinatı bulalım. A neydi? 5 bölü 2. 5 bölü 2'yi buraya yazınca arkadaşlar artık ben sizin için önceden yazmıştım. O da 3 bölü 4 geldi mi? Ha şuradaki Pisagor'u görüyorsunuz da 3 bölü 4. 3 bölü 4 ne olacak burası? Bunun kök 2 katı değil mi? Yani 3 kök 2 bölü 4. O zaman AB çubuğun uzunluğu 3 kök 2 bölü 4 gelecektir. Cevabımız E şıkkı. Mantık olarak esasında klasik teğet türev ilişkisi. Fakat işlemsel olarak bizi birazcık yoran bir soru olmuş. Evet bu soruyla beraber AYT 6 denememizi de matematik sorularını bitirmiş olduk. Umarım sınavınız iyi geçmiştir arkadaşlar. Çözemediğiniz sorular varsa geometri kısmında yine onları da videolarını kanalda bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.